Merhaba arkadaşlar, yeni bir şekilde daha beraberiz. Her zaman olduğu gibi şekle başlamadan önce ayarlarımızı gözden geçirmekte fayda var. Bakıyoruz, polarımız açık, mutlaka açık olması lazım. Ondan sonra biraz ileride OSDEP'imiz var. OSDEP'imizi üzerine gelip sağ tıkladığımızda ve settings'e geldiğimizde endpoint, midpoint, center ve intersection başında tik olanlar otomatik çalışacak olan OSDEP'lerimizdir. Bu 4 tane vazgeçilmez OSDEP'imizi tıkladıktan sonra diğerlerini tercihen çağırabileceğiz. Shift sağ tık yapıp çağırabileceğiz. Dolayısıyla burada tikli olmasına çok gerek yok. OK deyip çıkalım. Ve eksen çizgilerimizi oluşturarak başlayalım. Önce line deyip arkadaşlar şöyle bir yatay eksen çekelim. Ondan sonra komuttan çıkalım. Bir daha line deyip bu sefer yine göz kararı çok önemli değil. Şöyle eksen çizgimizi oluşturalım. Bu eksen çizgilerini üzerine çember çizeceğimiz için ve çemberde de bir kaçıklık olmasını engellemek için şöyle seçelim ve birbirinin üzerine midpoint ile kilitleyelim arkadaşlar. Yani bu iki çizgi birbirini midpointlerden kesmiş olsun. Dolayısıyla çemberi merkezini seçerken bir kaçıklık olmasın adına. Şimdi yatay eksenimizi çektik. Ondan sonra şu 72 offset deyip alttaki yatay ekseni de oluşturalım. O enter 72 enter deyip yatay eksenimi seçiyorum ve aşağıya tıklıyorum. Ondan sonra aşağıdaki 17 ölçüsü buradaki yarım dairenin kenarından verildiği için iz düşümünden verildiği için önce yukarıya bir tane yarım daire çizmem gerekiyor. Yarıçapımız 20. C enter deyip ondan sonra merkezi şöyle tıklayıp 20 yazalım ve enter'a basalım. Eksen çizgimiz bir miktar kısa gelmiş olabilir. Onu şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Şöyle tutup bir miktar şöyle taşırmak yeterdir. Midpoint kaçtı merkezden. Onu tekrar şöyle geri çekelim. Ve eksen çizgimiz şöyle düzgün şekilde taşmış olsun. Biraz sonra çizgi tipini de ayarlayacağız. Şimdilik beklesin. Trim deyip yarım dairenin altını şöyle keselim. Ondan sonra line deyip arkadaşlar şuradaki artık burası endpoint oldu. Tutup şöyle aşağıya doğru ne kadar gideceğiz? 30. 30 deyip şöyle bırakalım. Ondan sonra yan tarafı doğru 8. Şimdilik filetleri görmezden gelelim. En son filetleri yapacağız. Derinlik yine 8 burada. Ondan sonra 24 enter ve buradaki çizginin uzunluğu belli olmadığı için şimdi şöyle bir miktar aşağı doğru bırakmak yeterlidir. Ondan sonra şuradaki kenardaki çizgiyi de yapalım. Line deyip şöyle rastgele bir uzunlukta bırakalım. Evet. Şimdi aşağıyı düzenlemeye geldi sıra. Şimdi arkadaşlar buradaki çizgiden 17 belirtine göre benim aşağıda bu çizgiden aynısından ihtiyacım var. Şöyle yapabilirsiniz. Draw enter deyip şu çizgiyi seçelim ve enter'a basalım. Ondan sonra boşluk rastgele noktayı seçip polara kaçırmadan şöyle şu hizaya eksen çizgisi olacakmış gibi şöyle ortalayarak bırakalım. Enter deyip komutu bitirelim. Şimdi bu çizgiyi tekrar 17 içeriye atmamız lazım. Bu sefer mol komutunu kullanalım arkadaşlar. M enter diyelim ve seçelim. Enter diyelim. Yine az önce yaptığımız gibi şöyle boş bir noktadan poları kaçırmadan arkadaşlar mesafemiz olan 17 yazalım ve enter'a basalım. Ne oldu? Artık burada da bir yerli yerinde bir eksenimiz var. Şöyle tutup ortasını tam çizgiye denk getirelim. Ondan sonra buraya bir tane çember çizelim. Yarıçapımız 10. C enter. Şöyle 10 yazıp enter'a basalım. Eksen çizgisi gereksiz uzun olabilir. Onu ne yapacağız? Hiçbir komuta başvurmadan şöyle seçip mavi gridler yardımıyla düzgün bir şekilde kısaltacağız.
Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Şu iki yukarıdan gelen objelerle bu çemberi birbirine bağlamaya. Şuradaki R21 ölçüsüne bakalım arkadaşlar. Bu bir ark. Bu arkı çizmek için merkezi belli olmayan iki yerden teğet çember komutundan yararlanabiliriz. Ne yapıyoruz? C enter. Ondan sonra şuradaki tantana düz. Ya üzerine tıklayabiliriz ya da T enter da olabilir. İkisi de olur. Bize burada ilk olarak first dungeon'da soruyor. Herhangi birisinden başlayabiliriz. İlk dungeon'ımız burası. Second'ı soruyor. Second'ı da burasını işaretleyelim. Son olarak bize circle'ın radyüsünü soruyor arkadaşlar. Buna da 21 yazıp enter'a basalım. Çemberimiz tamam. Fazlasını trim yapıp temizleyeceğiz. TR enter diyelim. Ve şu işimize yaramayan kısımları şöyle keselim. Bunu da buradan keselim. Başka bir şey şu an yok. Şimdi buraya baktığımızda iki tane arkın paralel olduğunu görüyoruz. İkisinin de merkezi aynı. Dolayısıyla bu durumda şundan faydalanıyoruz arkadaşlar. Bir arka offset yaptığımızda aynı merkezli başka yarıçaplı bir ark daha çizer. Bu bilgiden faydalanarak şu arkı çizelim. Offset komutu O enter. Mesafeyi kaç girmem lazım? Bakın dış çap 29, iç çap 21. Bizde 21'lik ark var. Dolayısıyla ikisi arasındaki mesafe olan 8'e girdiğimizde arkımız tamamdır. 8 mesafe enter. Bize şimdi objeyi soruyor. Obje olarak bunu seçiyoruz. Ne tarafa? Tabii ki dışa. İçe atarsanız bakın bu sefer 21x, bu sefer 13'lük bir yarıçap çizer. Dolayısıyla biz bunu dışarıya tıklayalım ve enter'a basalım. Şimdi yukarıki çizgiyi göz kırağı çizdiğimiz için bir miktar fazla geldi. Hemen trim deyip şöyle bitirelim. Ondan sonra burayı da keselim. Şurada çok az fazlalık kaldı. Burası ve de burası fazlalık. Şimdi sıra geldi. Şu içeride hiç yokmuş gibi çizdiğimiz fillet'ları yapmaya. İkisi de 4 ölçüsünde. Ne yapıyoruz? Komutumuz fillet kısa yolu F. Enter. Hemen arkasından bakıyoruz şöyle komut satana bu arada. Trim modunda tamam. Biz bu zaten isteriz. Radyüs ise 0. R yazıp enter'a bastığımızda şimdi radyüs ayarında yapabiliriz. 4 enter. Ondan sonra şöyle ikisini birden seçelim. Ondan sonra tekrar enter'a basıp aynı komutu çağıralım. Bu sefer re-enter demenize gerek yok. Çünkü radyüs değeri değişmiyor. Hemen şöyle seçip şeklimizi bitirelim. Daha doğrusu şurada bir tane 11 kaldı. İçerideki tam daireyi çizelim. C-enter ve 11 enter deyip bitirelim. Buradaki çizgiyi bir miktar içeri alabiliriz artık. Tamamdır. Şimdi eksen çizgilerini yapalım. Daha önceden program eklediğimiz center çizgisi var mı? Bakıyoruz var. Şimdi komut satırı boş arkadaşlar. Hangi çizgiyi eksen çizgisi yapmak istiyorsak bir tanesini seçelim ve buradan center'a getirelim. Bu çizgi şu an arkadaşlar center oldu. Ama ölçüye uygun olmadığı için eksen çizgisi gibi gözükmüyor. Bunu seçelim ve CTRL1 diyelim. Buradan rengini istediğimiz bir renk yapalım. Sarı olsun mesela. Center zaten buna dokunmuyoruz. Scale'ini ise 0.25 gibi değer tahminimce uyacaktır. Seçimi kaldırıp bakalım. Tamamdır. CTRL1 ile işimiz kalmadığı için kapatıyoruz. Ve bu yaptığımız center'ı seçelim ve match properties'e gidelim. Ondan sonra diğer merkez çizgisi olması gereken çizgileri de şöyle seçelim. Ondan sonra şeklimiz biraz daha kendini göstersin. Şimdi dimension'lara geldi sıra arkadaşlar. Hemen lineer deyip şöyle eksen ölçüsünü verelim. Buradan tutup 30'u verelim.
Burada 8 ölçümüz var. Sekiz ölçüsünü şuradan verelim, daha iyi. 24'ü de şuradan şöyle karşıya. Böyle yan yana dimensionlarda mümkün olduğu kadar okları aynı hizaya getirin arkadaşlar. Daha böyle estetik durur. Gözünüzü fazla yormaz. Daha ve iyi anlaşılır. Bakıyoruz başka lineer var mı? Evet var. Aşağıda 17. Şimdi arkadaşlar 17'yi vermek için buradan vermemiz lazım. Şöyle ekseni tıkladığımızda bakın buraya getirirseniz bu ölçüyü verir, olmaz. Şöyle şuradan 17'yi verelim. Ondan sonra buradan oktan radyüze gelelim ve radyüz ölçülerini verelim. Evet. Şuradaki 21 ve 29. İsterseniz böyle dışarıda bırakabilirsiniz. Bir tanesi içeride, birisi dışarıda kalsın. Tamam. Şuraya düz onu verelim. İçeride de bırakabiliriz ama biraz sıkışacak. Dışarıda bırakalım, daha iyi. Ondan sonra sanırım tamamdır. Başka da bir şey kalmıyor. Şu içerideki reyon 1'i unutmayalım. Ona bütün çember olduğu için diameter diyelim arkadaşlar. Çap ölçüsünü verelim. Böylece şeklimiz tamamdır. Kenarlarını kalınlaştıralım arkadaşlar. Bunun için herhangi birisini seçelim. Buradan çizgi kalınlığına 0.40 olarak getirelim. Daha önceki videolarımızda tekrarlamışızdır arkadaşlar. Tekrar yapalım bunu. LW yazıp şu LV display'i çağırmamız lazım. Ve buradaki off yazanı 10 olarak değiştirip enter'a basmamız lazım. Bunu yaptığımızda bu çizgi artık kalın çizgi oldu gördüğünüz gibi. Bunu kaynak obje olarak seçelim ve Mesh Properties'e gidip diğerlerini de şöyle hızlıca ve dikkatlice tabii ki kalın çizgi yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi şekil biraz daha dolgun göründü. Eğer arzu ederseniz CTR1 ile arkadaşlar Dimension'ın rengini de daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi değiştirebilirsiniz. Şeklimiz bu şekilde sona ermiş oldu. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarımı da beklerim. Abone olduklarınızı, like'larınızı da beklerim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.